Hafta etkinlikleri çerçevesinde bilgi yarışmaları, kompozisyon şiir yarışmaları, Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması, hafızlık yarışması ve din hizmetine adanmış ömürler ana temalı konuları işlemek üzere konferanslar, paneller veriliyor. Bu haftaların etkinliklerin düzenlenmesindeki asıl amaç ve mesaj bana göre müminin bu güzelliklerimize, bu değerlerimize, bu mirasımıza sahip çıkmalarını sağlamaktır. Nasıl ki 12 ayın sultanıdır Ramazan-ı Şerif. Ramazan'daki o disiplini hayatın 12 ayına tamamına yaymak için kazanılan bir ibadet alışkanlığı, bir disiplini, bir şuurunu insana veriyorsa, Cami Din Görevlileri Haftası'ndan da aslında amaç ve hedef budur. Kardeşlerimizin camiye koşmasını sağlamak, birlik ve beraberliği sağlayacak etkinliklerde, başta ibadette birlikte olmayı temin etmek. Salahaddin-i Eyyubi Hazretleri, kimisi Arap'tır diyor, kimisi Kürt'tür diyor. Ağırlıklı olarak, soy olarak Kürt olduğu kabul ediliyor. Ben okudum, Yemen'den bir ailenin çocuğudur. Ama Tikrit'te doğmuştur. Babası büyük bir komutandır. Nurettin Zengi Hazretleri'nin komutası altında savaşmıştır. Ve onun terbiyesinde yetişmiş. Şam Emniyet Müdürlüğü de yapmış. Büyük bir İslam alimidir. Çok güzel bir hafızdır. Şahane Kur'an okuyan birisidir. Ama aynı zamanda da yenilgisiz bir komutandır ve Haçlıların korkulu rüyasıdır. Şam'da ileri gelen devlet yöneticilerini ve alimleri topluyor. Onlara diyor ki, sabahleyin camilere gittim. Neredeyse cemaat yok denecek kadar az. Biz Kudüs'ün fethini arzu ediyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Hangi yüzle Rabbimizin nusretini talep edeceğiz? Eğer biz ne zaman ki cuma namazlarındaki cemaati sabah namazlarında da oluşturursak, o zaman dua etmeye yüzümüz olur ve Kudüs'ün üzerine o zaman yürüyeceğiz. Yoksa bekleyeceğim diyor ve bunu temin ediyor. Aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı gayretle haydin camiye, haydin kurtuluşa, haydi Allah'ın evine diyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Şahıs olarak da her birimiz, aile olarak da, arkadaş olarak, komşu olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle biraz daha böyle insanlarla kucaklaşmak, insanlara bunu tebliğ etmek, insanları ikaz etmek ve bu güzelliklerin öncüsü olmaya gayret etmemiz halinde inşallah bu boşluğu doldururuz diye inanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la